Merhaba sevgili çocuklar. Hayat bilgisi dersimizde konumuz güvende olmak istiyorum. Güvenliğimizi tehlikeye atabilecek durumlar karşısında çok dikkatli olmalıyız. Arkadaşlarımız okul çıkışında ailemizin haberi olmadan bir yerlere gitmeyi önerebilir. Bu durumlarda arkadaşımıza hayır demeliyiz sevgili çocuklar. Okuldayken bizden büyük çocuklar zorla paramızı almak isteyebilir. Ya da okulda bizi tehdit edebilirler. Bu gibi durumlarla karşılaştığımızda mutlaka sınıf öğretmenimize haber vermeliyiz çocuklar. Okul çıkışında tanımadığımız insanlarla konuşmamalıyız sevgili çocuklar. Tanımadığımız insanlara kişisel bilgilerimizi vermemeliyiz. Yabancılardan şeker, çikolata, oyuncak gibi yiyecek ve eşyaları kabul etmemeliyiz çocuklar. Okuldan çıktığımızda oyalanmadan eve gitmeliyiz. Bilmediğimiz yollara sapmamalıyız sevgili çocuklar. Eğer sokaktayken tehlikeli bir durumla ya da insanlarla karşılaşırsak, güvenlik güçlerinden, tanıdığımız insanlardan ve ailemizden yardım istemeliyiz. Gerekirse yüksek sesle bağırmalı ve hemen oradan uzaklaşmalıyız sevgili çocuklar. Tehlikeli durumlarla karşılaştığımızda bu konuda mutlaka ailemizi bilgilendirmeliyiz çocuklar. Güvenliğimizi tehdit eden durumlar sadece insanlar değildir çocuklar. Bazı olağanüstü durumlar da güvenliğimizi tehdit edebilir. Bunlar terör saldırıları, savaş ve doğal afetlerdir çocuklar. Savaşlar ve terör saldırıları güvenliğimizi tehdit eden olağanüstü durumlardandır. Bu tür olağanüstü durumlarda yapmamız gereken ailemiz ile birlikte sığınak gibi güvenli yerlere giderek tehlikenin geçmesini beklemektir. Doğal afetler doğa olayları sonucu meydana gelir. Deprem, sel, çığ, heyelan, fırtına doğal afetlerden bazılarıdır. Doğal afetler canlılara, doğaya, yerleşim yerlerine, binalara zarar verir çocuklar. Deprem ülkemizde yaygın görülen doğal afetlerdendir. Deprem, yerin derinliklerindeki hareketler sırasında meydana gelen sarsıntıdır. Deprem meydana gelmeden önce deprem çantası hazırlanmalıdır çocuklar. Deprem çantasında neler olmalıdır? Yedek piller ve el feneri, enerji veren yiyecekler, su, İlk yardım çantası, bir miktar para, yedek giysiler, aile bireylerinin kullandığı ilaçlar olmalıdır çocuklar. Deprem sırasında panik yapmamalıyız çocuklar. Güvenli bir yere geçip hayat üçgeni oluşturmalıyız. Hayatta kalmak için ihtiyacımız olan yeterli boşluklara hayat üçgeni denir çocuklar. Deprem sırasında önceden duvara sabitlenen bir eşyanın yanında başımızı ellerimizin arasına alıp dizlerimizi kendimize çekmeliyiz ve sarsıntılar bitene kadar bu pozisyonda kalmalıyız sevgili çocuklar. Deprem sırasında asansörü ve merdiveni kullanmamalıyız. Çünkü bu kısımlar bir binanın en zayıf ve tehlikeli kısımlarıdır.
Deprem sırasında balkon ve pencerelerden uzak durmalıyız sevgili çocuklar. Güvenliğimizi tehdit eden bir diğer doğal afet ise seldir. Sel, aşırı yağan yağmur sonucunda meydana gelen barajların ve akarsuların taşması olayıdır. Sel sırasında güvenliğimiz için sel bölgesi terk edilmeli, yüksek ve güvenli yerlere gidilmelidir çocuklar. Bu yerlerden biri evimizin çatısı olabilir. Sel suyunun içinden geçmeye çalışmak tehlikelidir sevgili çocuklar. Ayak bileğimize kadar gelen sel suyu bizi sürükleyebilir. Dizimize kadar gelen sel suyu ise arabaları bile sürükleyebilecek güçtedir çocuklar. Sel sırasında dikkat etmemiz gereken bir unsur da elektrik telleridir. Elektrik çarpmaması için tellerden uzak durmalıyız sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, konuyla ilgili etkinliklerle öğrendiklerimizi pekiştirelim. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazalım. Arkadaşlarımızdan zorbacı hareketler görürsek onları uyarmalıyız. Evet sevgili çocuklar, bu ifademiz doğru bir ifadedir. D diyoruz. Okul çıkışı ailemizden habersiz arkadaşlarımızın evine gitmemeliyiz. Evet sevgili çocuklar, bu ifademiz de doğru bir ifadedir. D diyoruz. Doğal afetleri önleyemeyiz. Ancak doğal afetlerin zararlarından korunmak için önlemler alabiliriz. Bu ifademiz de doğru bir ifadedir sevgili çocuklar. D diyoruz. Bizi doğru olmayan davranışlara yönelten arkadaşlarımızı kırmamalı, arkadaşlarımızın istediğini yapmalıyız. Evet sevgili çocuklar, bu ifademiz yanlış bir ifadedir. Y diyoruz. Güvenliğimizi tehdit eden kişi, grup veya durumlar karşısında dikkatli olmalıyız. Sevgili çocuklar, bu ifademiz doğru bir ifadedir. D diyoruz. Tanımadığımız kişilerin verdiği yiyeceği hemen alırım. Evet, bu ifademiz yanlış bir ifadedir çocuklar. Y diyoruz. Deprem anında çök, kapan, tutun pozisyonuna geçerek beklemeliyiz. Sevgili çocuklar, bu ifademiz doğru bir ifadedir. D diyoruz. Savaş ve terör saldırıları can güvenliğimizi tehdit etmez. Evet sevgili çocuklar, bu ifademiz yanlış bir ifadedir. Y diyoruz. Deprem anında hemen binayı terk etmeliyiz. Evet sevgili çocuklar, bu ifademiz de yanlış bir ifadedir. Y diyoruz. Sel sırasında dışarıdaysak yüksek yerlere çıkmalıyız. Bu ifademiz de sevgili çocuklar doğru bir ifadedir. D diyoruz. Sel sırasında sel suyundan geçmeliyiz. Evet çocuklar, bu ifade de yanlış bir ifadedir. Y diyoruz. Başımıza gelen ve gelebilecek her sorunu ailemizle paylaşmamalıyız. Evet çocuklar, bu ifade de yanlış bir ifadedir. Y diyoruz. Evet sevgili çocuklar, çalışmamızı burada bitiriyoruz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın çocuklar.